Göktürk Gaming ekranlarından hepinize merhaba sayın arkadaşlar. Ben Cervantes. Bugün sizlerle Wisp Island hikaye görevlerinin son bölümünü inceleyeceğiz. Ve daha sonrasında Solisium'a doğru yolculuğumuza çıkacağız. Hazırsanız başlayalım. Fısıldayan ağacın gücü sayesinde asansör olmadan yukarı çıkmayı başarıyoruz. Burada bizi Ulu Büyücü'nün öğrencilerinden olan Clay karşılıyor. Ve yanına gidip konuşuyoruz. Evet, burada Clay asansörün yok edildiğini, buraya nasıl geldiğimizi soruyor. Biz de ona yardım etmek için geldiğimizi söylüyoruz. Cesaretimiz için bizi teşekkür ediyor ve savaş alanına gitmemiz gerektiğini söylüyor. Eğer yıldız parçamız varsa buradan süzülerek savaş bölgesine hızlı bir şekilde gidebileceğimizi söylüyor. Orada bizi bekleyeceğini ve güvenli bir alan oluşturacağını söylüyor. Daha sonra bize ne yapmamız gerektiğini anlatacağını belirtiyor. Bu arada sen çok tanıdık geliyorsun diyor. Önceki videolarımızdan hatırlarsınız. Bizi Clay kurtarmıştı. Ve evet, yolculuğumuza başlıyoruz. Arkadaşlar, burada W ve Space tuşuna basarsanız uçan bir hayvana dönüşüyorsunuz. Bir önceki videomuzda da anlattığım üzere bu sistem birçok oyunda bulunmayan bir sistem. Karada bir kurt veya aslana dönüşebilirken havada kartala, denizde bir susamuruna dönüşebiliyorsunuz. Oyun bize haritada seyahat edebilmemiz için birçok imkanlar sunmuş. Bu gördüğünüz bar arkadaşlar yıldız tozu gücünüz. Bar dolu olduğu sürece çeşitli hayvanlara dönüşebiliyorsunuz. Ayrıca bazı skilllerinizi kullanabiliyorsunuz. Bir nevi mana gibi düşünün bunu. Burada yere daha hızlı yaklaşmak için S tuşunu kullanabileceğinizi söylüyor. Yüzeye belirli bir mesafede yaklaştığınızda da otomatik olarak insana dönüşüyorsunuz arkadaşlar. Bu durum aynı deniz ve nehir içinde seyahat ederken de geçerli. Bir önceki bölümde de bahsettiğim üzere oyun içerisinde her türlü silahı kullanabiliyorsunuz. Büyücülerin silahı ise asa ve büyü kitabı arkadaşlar. Birinci silah olarak öncelikle asayı takıyorsunuz. İkinci silah olarak ise büyü kitabını takıyorsunuz sırasıyla. Bu arada arkadaşlar, combat sistemiyle ilgili yeni bir röportaj yayınladı NCSoft ekibi. Geri dönüşlerin farkında olduklarını belirttiler. Yepyeni combat sistemi üzerinde çalıştıklarını belirttiler. Optimizasyonda sorun yaşamaları nedeniyle biraz zaman alabileceğini belirttiler. Umarım istediğimiz şekilde olur. Ve evet, operasyon merkezine geldik. Bu arada bizim Clay için Harry Potter'ın çakmasını yapmışlar dediğinizi duyar gibiyim. Burada bize fısıldayan ağacın saldırı altında olduğunu ve bu ork taletlerinin yok edilmesi gerektiğini söylüyor. Çevresinde öldürdüğünüz her orktan ateş tozu kazanacağımızı ve bu ateş tozu miktarının ismimizin üstünde görüneceğini belirtiyor. Sağdaki görevde 20 adet ateş tozu toplamamızı istiyor bizden. Arkadaşlar, bu arada ek bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Amazon'un duyuru alanında da yayınladığı üzere NCSoft ekibi Amerika ve Avrupa içinde bir beta test çalışmaları yapma sürecinde ilerliyor. Kore medyasının söylediğine göre bu tarihin ise Ekim ya da Kasım ayı içerisinde olması bekleniyor. Eğer beta teste hala kayıt olmadıysanız açıklama kısmına bıraktığım linkten kayıt olabilirsiniz. Arkadaşlar, kundaklı yay silahları tek elli silah olarak sınıflandırılıyor. Bu silahlarda herhangi bir sıra gözetilmiyor. Yalnız bir önceki videoda belirttiğim üzere tek elli silahlarda ana silah olarak hangisini seçerseniz o oranda hasarınız etkileniyor. Yani örnek vermek gerekirse artı 7 ve artı 5 seviyelerinde 2 adet tek elli silahınız olduğunu varsayalım. Ana silah bölmesine hangisini yerleştirirseniz o oranda hasarınız artıyor veya azalıyor. Bu dikkat edilmesi gereken bir husus. Ve evet, topladık. Şimdi bizden tareti yok etmemizi istiyor. Kendimi kod.
Ve evet, Tarret'i de yok ettikten sonra oyunun hikaye modundaki ilk boss olan Kral Verte ile karşılaşıyoruz arkadaşlar. Birçok arkadaşım tarafıma bu şekilde target sistemi olduğu müddetçe oyunda çok zorlanacağımızı belirttiler. Sizlere hak veriyorum. İlk inceleme videomuzda da belirttiğim gibi oyuna olan inancımdan ötürü ben halen değişikliğe gideceklerine inanıyorum. Bekleyip göreceğiz neler olacak. Sizi sıkmamak adına Kral Verte'nin kesilmesi kısmını atlıyorum arkadaşlar. Verte'yi yok etmemizin ardından patlama sonrası bayılıyoruz ve uyandıktan sonra kendimizi adanın son güvenli noktası olan Şafak Kulesi'nde buluyoruz arkadaşlar. Karakterimiz burada hiçbir şey hatırlamıyor. Burada bizden fısıldayan Amitoi ile konuşmamızı istiyor. Şu karşımızdaki şirin yaratık. İngilizce bilmeyen ama Amitoi'nin ne dediğini anlamak isteyen arkadaşlarım için bu kısmı özellikle çeviriyorum. Halimizi hatırımızı soruyor. Patlama öncesi yaşanılan olayları hatırlamadığımız için olanları anlatıyor. Ve daha sonra kuleye çıkmamız gerektiğini söylüyor bizden. Yaptığımız iş için tebrik ediliyoruz burada. Ve evet, yeniden Clay ile karşılaştık. O da halimizi hatırımızı soruyor. Bizim için endişelendiğini söylüyor. Ve bu konuşmasının ardından bizi şapelde kurtardığı o günü sonunda hatırladığını söylüyor. Kral Verte'yi alt ederken çok iyi bir iş çıkardığımızı söylüyor. Fakat bunun bir sorun olduğunu, bizim gibi yetenekli insanlar için araştırma yapan bir arkadaşı olduğunu söylüyor. Onun yerini ise Solisium'daki Castleton sahil kasabası depocusunun bildiğini ve bizim oraya gitmemiz gerektiğini söylüyor. Burada Taşpet'in kafasına elimizi koyarsak mevcut olan süzülme gücümüzü kısa süreli güçlendireceğini ve bu sayede karşıya uçabileceğimizi söylüyor. Evet arkadaşlar, bu bölgedeki görevlerimizin artık sonuna gelmiş bulunuyoruz. Oyunun başlangıç teması hikaye üzerine kurulu olduğu için size bol bol animasyonlarla birlikte bağdaştırarak hem hikayeyi anlatmak hem de oyunla ilgili rehber hazırlamak istedim. Solisium'daki videolarımız biraz daha gelişim odaklı olacak. Hikayeden çok oyunun mekaniklerine ve haritasına ağırlık vereceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Esen kalın.